Şimdi seçimler öncesi bir araştırmaya da işaret edelim. Daha çok gençlere dair bir araştırma, ORC araştırmadan geldi. Siyasete mesafeli durduğu iddia edilen Z kuşağının başarılı bulduğu siyasetçiler tespit edildi. AKP'den CHP'ye, MHP'den HDP'ye 15 milletvekilinin bulunduğu listede Yeşil Sol Parti'den Sırrı Süreyya Önder, Türkiye İşçi Partisi'nden de Sera Kadıgil yer alıyor o listede. Öyle Z, Y filan değil, teknofest gençliği geliyor. Dindar nesil. Bu sandık her gün başka biçimde yalandan, gözümüze bakarak talandan, artık sıkıldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görmezden gelmeyi sürdürdüğü Z kuşağının siyasete her daim mesafeli olduğu iddia edildi. Hangi siyasetçileri eleştiriyorlar, hangilerini beğeniyorlar hep merak konusu oldu. ORC araştırma yaptığı bir çalışmayla Z kuşağının en başarılı bulduğu siyasetçileri tespit etti. Parti genel başkanlarının değerlendirme dışı bırakıldığı araştırma 15 ila 18 Ağustos 2023 tarihlerinde 46 ilde Z kuşağına mensup toplam 2160 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirildi. Listede 4 CHP, 4 AKP, 2 İYİ Parti, 2 MHP, 1 Yeşil Sol Parti, 1 TİP ve 1 DEVA Partisi'nden milletvekilleri yer aldı. CHP'den Özgür Özel, Mustafa Sarıgül, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, AKP'den Ömer Çelik, Eyüp Kadir İnan, Derya Ayaydın, Mustafa Varank, İYİ Parti'den Kürşat Zorlu, Ümit Özlale, MHP'den Saffet Sancaklı, İsmail Özdemir, DEVA'dan Mustafa Yeneroğlu'nun bulunduğu 15 kişilik listede "Bak Tayyip Bey, hakkımı helal etmiyorum dedi size. Nasıl bu hemen kaytarmaya çalışıyorsunuz?" Yeşil ve Sol Parti'den Sırrı Süreyya Önder, Türkiye İşçi Partisi'nden Sera Kadıgil yer aldı. Ülkemizde Muğla'nın dört yanında orman yangınları devam ederken yaşlı ve yetişmiş bir çam ormanını bir tane şirket kar etsin diye kesime açmaktan daha büyük bir vatana ihanet yoktur arkadaşlar.